Mottomuz'dan herkese merhaba. Nasıl keyifler? Şimdi geçen hafta damağımıza bir ufak bir lezzet, bir ufak bir şey yapmıştık. İpucu bir soru işareti bırakmıştık. O lezzetin üzerinden şimdi devam ediyoruz. Hatırlıyorsanız bir patern çalmıştım. Disco paterni, pop paterni. Sonlara doğru kick'te 16'lık çaldım. Hatırlıyorsunuz. Elden anlatmaya çalışırsak. 1-2-3-4, 1-2-3-4. Yani bir vuruş içinde 4 tane eşit vuruş vuruyorduk hatırlarsanız. Önceki videolara bir dönün bakalım. Bu elimiz, bu da raket. Şimdi, 16'lık kick'i nasıl çalışacağız, nasıl çalacağız? Bu bayağı büyük bir soru işareti aslında. Alışması da biraz uzun sürüyor. Mümkün olduğunca yavaş çalışın ki düzgün otursun. Kolay algılamanız için elimden geleni yapacağım. O yüzden biraz özen gösterelim. Şimdi, en kolay algılama şekli arka arkaya kick vuruşlarını çalmaya çalışmak. Önce ellerimizi kullanmayalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şimdi 1'de 8'lik vuracağım. 2 tane arka arkaya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yani 1 ve 2, 3, 4. 1 ve 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Şimdi hi-hat'i ekliyorum. 3, 4. 8'lik kick'i ayrı olarak, sağ elimizden ayrı olarak hiç çalmamıştık. Aslında 16'lık kick, 8'lik hi-hat çalımıyla, üst üste bahsediyorum bundan, aynı şey. Yani sağ eliniz tek vuruş vurduğunda arkasından gelen 2 tane kick vuruşu. Herkesin genelde yaptığı şey. Yani refleks olarak sağ ayak vurduğunda, 2 vuruş vurduğunda sağ elde vurmak. Belki birçoğunuz buna şimdiye kadar dikkat etmedi. Fakat böyle bir zorluk var maalesef. Kimileri bunu 3 günde aşıyor, kimisi 3 saatte aşıyor, kimisi aylar sonra becerebiliyor veya hala beceremiyor. Tamamen çalışmaya alakalı bir şey. Şimdi 16'lıkta ne fark ediyor? Dikkat! Altılık hi-hat çalarsam. İlk iki 16'nın altına kick vurmuş oluyorum. 8'lik çalarsam. Şimdi yine sağ elimin dışında sağ ayağımı kullanmış oluyorum. İki defa vuruyor. Yani üst üste vuruşlar yok. Şimdiye kadar hep üst üste çalmaya özen gösterdik. Timingimiz otursun diye. Şimdi peki iki ders önceki ve geçen ders yaptığımız, çaldığımız paterne geri dönersek. Burada yaptığım şuydu, arka arkaya 8'likler çaldım. Önce sadece 1-4'lük kick çaldım bütün vuruşlarda. Daha sonra ilk vuruşumda 2 tane 1-8'lik çaldım. Zaten ikinci vuruşumda trompetimin altında kick de olduğu için o bütün bir blok halinde gibi duyuldu. Aslında öyle zaten ama yazım olarak hepsi beraber değil. O bir vuruş, diğeri başka bir vuruş. Arka arkaya duyuluyor. Tekrar çalalım.
Şimdi başlarken iki tane 16'lık kick vuracağım. Önce 8'liği çalayım, sonra 16'lı çalacağım. Bu patern biraz zordur. Yani tabii ki öğrenciler için, yeni başlayanlar için söylüyorum. Yoksa bir sürü profesyonel arkadaşımız zaten bunları çalıyorlar. Fakat trompet ve kick'i alt alta vurmak ve timing içerisinde sıkı bir şekilde çalmak, zaman yani ölçü içerisinde, metronom içerisinde sıkı bir biçimde çalmak biraz zordur. O yüzden farklı tempolarda mutlaka arka arkaya bu vuruşları yaparak 8'lik, 16'lık, 4'lük yani ayağınıza dinlenme ve beyninize algılama şansı vererek bunu çalışırsanız çok sevinirim. Bu haftalık bu kadar. Bir sonraki derste üzerine eklemeye devam edeceğiz. Hadi bakalım, bekleyin.